videoda STM 32 F4 kiti ve Vijing blok seti kullanılarak çift eksenli güneş takip sistemi için DC motor kontrolü yapacağımız uygulamayı anlatacağız. Burada ADC modül kullanılarak 4 ayrı LDR'den gelen verilere göre motorların kontrolü yapılmaktadır. Sadece tek eksenin kontrolünü göstermek için 2 ayrı porttan elde edilen veriler kullanılmaktadır. Geometreden alınan 0 ile 4095 arasındaki değerlerin ayarlanması yapılmaktadır. Fuzzy bloğuna girişleri hata ve hata değişiminden oluşmaktadır. Fuzzy bloğu ile bilgisayarı kesin gerçeklikten kurtararak ara değerler içinde güneş takip sisteminin çalışması sağlanmaktadır. Konstantlar ile motorun yön kontrolü yapılmıştır. Motorun dönme yönü ise okunan değer 1'e eşit ya da büyükse motor ileri yönde, -1'e eşit ya da -1'den küçükse motor geri yönde dönecektir. Sistemin anlık çalışmasını görmek amacıyla kit üzerindeki D12 ve D13 yani yeşil ve turuncu ledler kullanılmıştır. Motor sürücüsüne bağlanacak yön bacakları içinde D12 ve D13 çıkışları kullanılmıştır. UART TX bloğu eklenerek STM32 F4 kitinden bilgisayara veri gönderme işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu veri gönderme işlemini görebilmek için Docklight arayüz programı kullanılmıştır. Simülasyondan gelen veriler Docklight ekranında gösterilecektir. Simülasyonda oluşturulan yazılım Build tuşuna basılarak STM32 F4 kitine gönderiliyor. Kitimiz uygulama için hazır konumdadır. Bağlantılar şu şekildedir. STM32 F4 kit ile potansiyometrelerin bağlantısı görülmektedir. STM32 F4 kiti çıkışa 5 volt direkt olarak veremediğinden dolayı sürücü ile kit arasında yükseltici devre kullandık. Potansiyometrelerin direnç değerleri değiştirilerek motorun yön kontrolü sağlanır. Şimdi bunun yön kontrolünü motorda göreceğiz. Motor şu anda ileri yönde hareket yapıyor. Motor şu anda geri yönde hareketini yapıyor. Tekrar ileri yönde. Motorumuzun yön kontrolü böylece sağlanmış. Şu an motorumuz dönmekte. Şimdi ise motor yönü değişmekte. Işık şiddetimiz eşitlendiğinde ise motorumuzun durduğunu gördük.